Öncelikle herkese merhaba. İsmim Evin Ateş. İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün size veganizm hakkında bir sunum gerçekleştireceğim. Öncelikle kendi yolculuğumdan çok kısa bahsetmek istiyorum. Ben 2 yıl önce veganlığın ne demek olduğuyla okulumuzun bir etkinliğinde tanıştım. Ve yaklaşık 1 yıldır da vegan bir şekilde yaşamımı sürdürüyorum. Hayvansal hiçbir ürünü kullanmıyorum. Evet. Kolay gelsin. Bir dakika, herkese tekrar sesleniyorum. Öyle devam edelim, bir sorun olmasın. Devam ediyorum kaldığım yerden. Şimdi ben sunumumu kısaca toparlamaya çalışacağım. Sonrasında sizin sorularınıza yer vermek istiyorum. Çünkü insanın kafasında çok fazla soru işaretleri olabiliyor. 1 yıllık deneyimimi naçizane sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikle veganlık nedirden önce veganlık ne değildir ile başlamak istiyorum. Çünkü çok yanlış anlaşılan bir şey. Öncelikle moda değildir, bir marjinal olma çabası değildir ya da sadece bitkisel beslenme değildir. Bitkisel beslenmeden çok daha fazlasıdır. Bir felsefedir ve bunun altında hem doğaya zarar vermeme ilkesi, hem hayvana zarar vermeme ilkesi, hem de insanın kendi bedenine zarar vermeme ilkesi yaşar. Burada Almanca bir tane diyalog görüyorsunuz ve burada diyor ki, "Anne belki havlamayı başarırsam gitmeme izin verir," diyor bu kuzucuk. Devam ediyorum. Veganizm ne değildirden sonra veganizm nedir ile devam ediyorum. Öncelikle veganlar et, balık, tavuk bu tarz şeylerin yanı sıra peynir, yumurta, bal, süt bu tarz şeyleri de tüketmezler. Veganizm hayvansal her türlü ürünü günlük pratikte kullanmayı reddeder. Bu yemek pratiğinde olduğu gibi herhangi bir ruh sürdüğünde de geçerli. Hayvanlar üzerinde test ediliyorsa eğer bu vegan bir ürün değildir. Sonrasında devam edecek olursam eğer bir tane dinden bahsetmek istiyorum size. Jainizm dininden. Bu dine göre içki, et ve bal haramdır. Ve şiddetsizliği en yüce din olarak alır bu din. Ve bu dinde Sanskrit dili kullanılır ve bir deyim vardır. Bu deyim der ki hayati bir değişiklik yaratan anlık bir kavrayış halidir. Yani hayvanları kullanmak, hayvanları tüketiyor olmak o kadar bize işlenmiştir ki biz bunun yanlış bir şey olabileceğini ya da etik dışı olabileceğini asla düşünmeyiz. Ve bu din, bu kavrayış hali birazcık veganlığın felsefesiyle paralel gider. Çalışmalarda ya da kitaplarda veganlık anlatılırken bu dinden de bahsedilir. Yanlış anlaşılmasın. Veganlık bir din değildir, bir felsefedir. Zarar vermeme ilkesinden yola çıkar ve bu dinden de temellerini alır. Peki insan neden vegan olur sorusunu soracak olursak eğer, öncelikle insan kendi bedeni için vegan olabilir, hayvan sağlığı için vegan olabilir ya da çevre sağlığı için vegan olabilir. Ben bir tıp doktoru ya da diyetisyen değilim. Bu sağlık konusunda kendi araştırmalarımı yaptım, derlemelerimi ekledim ama kesin kabul budur diye bir şey yok. Ekstra siz merak ediyorsanız siz araştırmalısınız, siz bakmalısınız. Öncelikle veganizm ve insan sağlığından başlayacak olursam, derlemelerimi bu kitaptan yaptım. Görünüyormuş şu an Neil Barnard'ın Vegan Olma Rehberi kitabından. Kendisi doktor ve uzun yıllardır vegan beslenen ve hastalarını da bu yönde teşvik eden bir doktor. Ve bu kitapta şu tarz bilgiler yer alıyor. Kalp rahatsızlığında
hastalık süreci vegan beslendiğinde geriler. Kolesterol düzeyinde gelişme görülür. Tansiyon olanlarda kan basıncı seviyesinde düşme görülür. Diyabete iyi gelir. Kansere yakalanma riski azalır. Ve Bernard bu kitabında nasıl beslenmemiz gerektiğini, öğünlerimizde nelere dikkat etmemiz gerektiğini de listeler. Eğer ki vegan beslenmeyi merak ediyorsanız, aklınızda soru işaretleri varsa, yani sağlığım ne olacak diyorsanız bu kitabı kesinlikle size öneririm. Ben de ilk vegan olduğumda bu kitaptan öğünlerimi düzenlemiştim. Veganizm ve etik. Şimdi hayvanlar söz konusu olduğunda her insan bir nazidir der Singer. Yani kimse bunun etik, kimse veganlığa etik perspektiften yaklaşmaz. Yani ben de dahil yaklaşmamıştım bir yıl öncesine kadar. Ta ki o önce söylediğim bir cümle vardı. Anlık bir kavrayış hali. Aniden kavradım ve bunun etik felsefesini sorgulamaya başladım kendi içerisinde, kendi içimde. Size Whole Foods Yönetim Kurulu Başkanı'nın bir sözünü söylemek istiyorum. Bayağı Amerika'da büyük bir market zincirinin yönetim kurulu başkanı kendisi. Vegan olmaya karar verdim. Bu kararı alır almaz yüreğimde güçlü bir duygusal rahatlama hissettim. Bunun benim için doğru olduğunu biliyordum ve hayatımın geri kalanı boyunca bağlı kalacağım bir karar olduğunun farkındaydım. Sonunda inançlarım ve etik değerlerim uyum içerisindeydi. Demin sağlıktan bahsetmiştik. Sağlıkta demiştik ki yani insanlar sağlığın bozulur mu diye korkuyorlar ama vegan sporcular bile var. Ve hani bu vegan sporcu da bu etik değeri o kadar içselleştirmiş ki yumruk yerim ama et yemem şeklinde manşetleri çıkmış. Veganizm ve etik hayvan sağlığından devam etmek istiyorum. Her büyükbaş hayvanın otlamak için yaklaşık 120 dönümlük bir alana ihtiyacı vardır. Ama günümüz endüstrisine baktığımız zaman hayvanlar sürekli olarak dar ve kapalı bir alanda yaşamlarını idame ettiriyorlar. Ve bu da hayvanlarda depresyon, kaygı, bu tarz bozukluklara yol açıyor. Vegan olmak bir insanın hayatı boyunca ortalama olarak 2000 hayvanı kurtarması demektir bir bakıma. Ve hayvan sağlığından devam edecek olursak, kafeste yumurtlayan tavuklarda çoğunlukla kemik erimesi görülür. Yumurtlaması için kesilen tavukların gagaları henüz civcivken kesilir. Gagaları kesilir çünkü çok dar bir alandadırlar ve gagalarıyla birbirlerini yaralamamaları için kesilir. Civcivler doğduğunda eğer ki erkekse direkt kıyma makinesine atılır. Çünkü erkek horoz yumurta vermez ve bu endüstri için bir kar değildir. Hayvan sağlığı için bu tarz şeyler var. Özellikle bu kadar dünya nüfusunun artması ve alanların azalması ve sonrasında da insanlara yetecek kadar hayvan olmaması ve endüstrileşmesi, bu da endüstrinin getirdiği zararlardan. Ve bu her zaman üstü örtülen ya da görülmeyen bir mesele. İneğin sütü kendi yavrusunu besleyecek kadardır. Bazen şu soruyla karşılaşıyorum. Hayır, ineğin sütü o kadar çok oluyor ki hatta ineğin memesi kocaman oluyor. Onun sağlaması gerekiyor. Çünkü burada inek genetik manipülasyona uğramış oluyor. Enjektörler alıyor. Enjektörler alıyor. Yani genetiğiyle oynanıyor ve 4 litre süt veren inek 28-56 litreye kadar süt verebilir hale geliyor. Yani aslında o süt inekte fazla olan bir şey değil de insan eliyle yapılan bir şey.
Şimdi sahip olduğumuz tek dünya, biraz da hayvancılığın gezegenimize zararlarından bahsetmek istiyorum. Bu kitapta tabağındaki yüz kitabından aldım bu cümleyi. Ormansızlaşma, erozyon, temiz su kıtlığı, hava ve su kirliliği, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, sosyal adaletsizlik, toplumsal dengenin bozulması ve hastalıkların yayılması gibi insanların geleceğini tehdit eden hemen hemen her kategorideki büyük çevresel zararın ardındaki temel neden hayvan eti için insanların duyduğu iştahtır. WorldWatch gazetesi böyle bir demeç yayınlamış. Bu demecin ve bu demeç gibi başka demeçlerin yer aldığı bir kitap bu. Eğer ki çevreye etkilerini okumak istiyorsanız tabağındaki yüz kitabını size öneririm. Devam ediyorum. Küresel iklim değişikliği PEV merkezine göre meyve ve sebzelerimizi nasıl yetiştirdiğimizden, hayvanları yiyecek olarak nasıl beslediğimize ve onların atıklarıyla ne yaptığımıza bakarak küresel gıda sistemi insan kaynaklı sera salınımının en azından %33'ünü oluşturduğunu söyler. Buraya gelecek olursam eğer ABD'de endüstriyel çiftliğindeki hayvanlar her saniyede yaklaşık olarak 40 bin kilogramlık atık üretirler. Atık dediğim hayvanın dışkısı ve bu atık göllerini oluşturur. Atık gölleri ölü bölgeleri oluşturur sularda ve bu ölü bölgelerde nitrat seviyesi o kadar fazladır ki canlı yaşamı burada son bulur. Neden nitrat seviyesi çok fazla? Çünkü endüstride hayvanlara çok fazla enjektör uygulanır ve bu da hayvanın kimyasını bozar ve bu da bu şekilde nitrat göllerinin oluşmasına, ölü bölgelerin oluşmasına yol açar. Antibiyotik ve hormondan bahsettim. Hastalık önleme merkezi içme suyundaki yüksek nitrat oranı. Şimdi hastalık önleme merkezi bir araştırma yapmış ve bu bölgelerde yaşayan insanlarda çocuk düşürme oranının yüksek olduğunu ve mavi bebek sendromunda da artış olduğunu gözlemlemiştir. Mavi bebek sendromu da bebeğin yüzü pembemsi olması gerekirken bu nitrat ve zehirli atıklar yüzünden bebeğin yüzünün pembemsi bir hal almasıdır. Kendall ve arkadaşları domuz çiftliklerine yakın yaşayan Amerikalıların yaşamayanlara göre daha gergin, depresif, öfkeli ve yorgun olduklarını, daha enerjiye sahip olduklarını ve kafa karışıklığı yaşadıklarını bulgulamışlardır. Şimdi biraz da su ve ormandan bahsetmek istiyorum. Hepimiz Instagram'da ya da haberlerde görüyoruz o Amazonlar yanıyor diye. Her yerde bangır bangır yanıyor. Şimdi aslında işin bazı araştırmalara göre iç yüzü farklı. Bunun ben de bir kesinliğini veremem ama bazı araştırmalar bunun hayvan tüketiminden, hayvanlara yem vermek için arazi oluşturmasından kaynaklı olduğunu söylüyor. Tayland ormanlarının %80'i, Filipin ormanlarının %85'i yok oldu. Amazon ormanlarının ise %70'i otlama arazisine dönüştürüldü. Ve her bir dakikada mı 7 futbol sahası büyüklüğünde alan yakılıyor? Çünkü hayvanlara otlak oluşturmak için. Ve bir tane aktivist buna karşı çıktığı için bir gece evinde ölü olarak bulunuyor. O da bir haberde görmüştüm. Smithsonian Enstitüsü'ne göre her bir dakikada 7 futbol sahasına eşit büyüklükte arazi çiftlik hayvanlarına daha fazla yer açmak için tırpanlanıyor. Bu ormandan bahsettik ve sudan da bahsetmemiz lazım bu noktada. Ve hayvanlar için 64 trilyon litre kadar su harcanıyor. Ve bir porsiyon biftek için 9842 litre su harcandığı bulgularla kanıtlanmış. Bunları siz ekstra araştırabilirsiniz. Bu bilgileri de bu kitaptan aldım. Tabağındaki yüz kitabından. Şimdi
Biraz da okyanuslardan ve sudan bahsetmek istiyorum. Bir belgeselden alıntılar alacağım. Ceasefire belgeseli. Öncelikle hepimiz balıkların acı hissetmediğini düşünürüz ama balıklar acı çekerler, aileleri vardır ve üzülürler. Ve biz hep her zaman okyanusların ne kadar kirlendiğinden, denizlerin ne kadar kirlendiğinden bahsederiz. Ama buradaki çöpün %46'sı atılmış balık ağıdır. Ve bu da deniz canlıları için çok büyük bir tehdit oluşturmakta. Bizim ise yapabileceğimiz tek ahlaki şeyin balık yemeyi bırakmak olduğunu söyler bu belgesel. Ve okyanuslarda avlamalar şu şekilde oluyor. Körlemesine ve hayalet avcılığı. Körlemesine avcılıkta bazı balıkların avlanması yasak. 3 ton balık için 1 ton avlanması yasak olan balık tutulur ve o 1 ton ölü halde yine okyanuslara, denizlere atılır. Bu da balık popülasyonunun, canlı popülasyonunun denizlerde azaldığını kanıtıdır. Ve hayalet avcılığı da insan kontrolü dışında da ağlar, atık ağlar okyanuslarda bulunur ve bu atık ağlar hala balık popülasyonunu içine almaya devam eder ve bu da kontrol dışı ya da yasalarla belirlenenin dışında ekstra popülasyona o denizdeki canlılığa zarar veren bir durumdur. Şimdi Etin Cinsel Politikası kitabından biraz bahsetmek istiyorum size. Et ve etin nasıl güç kaynağı olarak görüldüğü, öyle lanse edildiği ve et yememenin bir bakıma zayıflıkla özdeşleştirildiği den bahseder bu kitap. Şimdi her zaman bana gelen sorulardan biri neden et yemiyorsun sorusudur. Ve burada şu soru sorulmalıdır. Sen neden et yiyorsun? Ya da ben neden önceden et yiyordum? Bu noktada Kel ve Adams gibi feministler et yemenin maskülen kimlikle derin bir bağlantısı olduğunu savunur. Gerçek erkekler et yer, bir güç ve baskınlık sembolüdür çünkü bu. Gerçek bir yemek et içermelidir. Kendi kültürümüze, kendi soframıza baktığımız zaman da misafir geldiğinde her zaman etli yemekler yapılır. Bu tabii ki bir perspektif, feminist bir perspektif. Ama mesela bu reklamlara baktığımız zaman, yani bir ölmüş bir hayvan bedeni ve kadın kıyafetleri giymiş. Ya da Arby's'in bir reklamında altta kadın memesi var ve 2 tane sandviç kadın memesi gibi lanse edilmiş. Ve biraz daha devam edecek olursam, Solomon Adaları'nda domuzları kadınlar besleyip büyütüyor olsa da kadınların domuz eti yemesi yasaktır. Biraz olsun yemeleri de kocalarının iznine bağlıdır. Endonezya'da etli yemekler erkeklerin mülkiyeti olarak görülür. Bizim ailemizde de yani but babalarındır ya da erkek kardeşlerindir. Burada da reklamda gördüğünüz gibi yani kadın bedeni üzerinden bir politika uygulanıyor gibi. Ve kendi vegan ürünlerimi biraz size göstermek istiyorum. Bu benim ilk badem sütü denemem. Bu da benim ilk vegan sucuk denemem. Herkes zanneder ki vegan olduğumda aç kalacağım. Ama aslında öyle değil. Bunu da vegan tariflerim sitesinden aldım. Yani aslında her şeyin bir muadili yapılabiliyor. Hayvanlara zarar vermeden de bu tarz yemekler yenebiliyor ve dünya çok büyük bir değişim içerisinde. Yani Kanada'da mesela okullarda %90 oranında artık vegan beslenmeye geçildi. Çünkü geleceğin dünyasının vegan dünyası olduğu öngörülüyor ve marketlerde vegan ürün çeşitliliği çok fazla artmaya başladı. Köfteler çıkmaya başladı, dondurmalar çıkmaya başladı. Tarz böyle. Ve veganlıkla alakalı daha fazla bilgilenmek istiyorsanız eğer 3 ve 4 Temmuz tarihleri arasında
uluslararası bu saydığım kitapların da yazarlarının geldiği çok büyük bir konferans olacak. Ona da katılırsanız eğer çok daha uzmanlarından sağlıklı bilgiler edinebilirsiniz. Ve okuduğum kitaplardan ve belgesellerden size bazı kitaplar ve belgeseller önermek istiyorum. Ki bunları sunum esnasında da söyledim. Earthlings belgeseli ve Covspiracy belgeseli. Ben Earthlings belgeselini izlediğim zaman açıkçası vahşet doluydu. Ama beni etkilememişti. Ben hayvan yemekten mutluydum ve o şekilde devam etmek istemiştim. Ama ben şöyle düşünüyorum. Yavaş yavaş o etik bilincin oluştuğunu ve veganlığın da bir olay değil de bir olgu olduğunu, bir süreç olduğunu düşünüyorum. Earthlings belgeselini izlemem belki bende bir temel oluşturmuştu. Sonrasında da Covspiracy belgeselinde yani demiştim ki bir deneyeyim ne olacak. İki hafta denemiştim ve iki hafta deneyeyim dedikten bir yıldır da şu an hala vegan olarak besleniyorum. Tabağındaki yüz kitabı ve tabağındaki yüz kitabı biraz daha çevreye zararları, insan bedenine zararları. Vegan olma rehberi de nasıl beslenmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz konusunda yardımcı olur. Etin cinsel politikası feminist vegan bir bakış açısı. Hatta etin cinsel politikası veganların kutsal kitabı olarak geçer. İnsan neden vegan olur kitabı da çeşitli argümanlar sunuyor. Yani hepimizin kafasında yani B12'yi nereden alacağım, demiri nereden alacağım şeklinde sorular olabiliyor ve bu kitapta onlara çözüm buluyor. Ve bu noktada şuna değinmek istiyorum. Dediğim gibi ben doktor ya da sağlık uzmanı değilim ama kendi deneyimlerim ve kendi araştırmalarım neticesinde şuna vardım. B12 vitamin dışında bütün vitaminleri bitkisel beslenerek alabiliyoruz ve ben B12 hapı kullanıyorum. Ama biz insanlar yani balıklardan alıyoruz ama balıklar da bakterilerden alıyor. Ben de direkt bakterilerden alınmış B12'yi kullanıyorum. Onun dışında aklınıza gelebilecek bütün vitamin mineralleri bitkisellerden karşılayabiliyoruz. Benim sunumum bu şekildeydi. Sorularınız varsa eğer sorularınızı almak isterim. Sizinle derlemelerimi ve bir yıllık serüvenimi paylaşmaya çalıştım. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Evin. Çok güzel bir sunumdu. Sağ olun hocam. Sizin sormak istediğiniz bir soru var mı hocam? Ya da bu sağlıkla alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Aklıma gelen bir şey yok Evin. Tamamdır hocam. Teşekkür ederiz Evin. Çok güzeldi. Kitabı, fotoğrafı gruba atabilir misin? Hangisini? İsterseniz hepsini atabilirim. Ya da sunumu da paylaşabilirim. Bu yiyeceklerle ilgili olan kitap vardı. Tamamdır. Tabii ki paylaşabilirim. Tamam, teşekkürler. Sağ olun, görüşmek üzere.